göreceğiz. Bir de biz niçin hani raporumuzun özeti, niçin rapor yazıyoruz? Ne tür raporlar yazıyoruz? Önce bir hazırlığımız var mı? İyi raporların yol gösterici ilkeleri nedir? Neye dikkat ediyoruz? İyi bir rapor yazmak için önce adil olmak gerekiyor. Hani birilerinin tarafını kendiniz de olsa tutmamalısınız. İşte diyelim ki tırnak içinde birisi dindardır. Ama asla dindarın tarafını tutmamalı. Solcudur. Ama asla solcunun tarafı değil. Adaletin tarafı olmak zorunda. Kendi sizi adil davranmamaya itmesin. Yani bir topluma kin duyuyoruz diye asla, hani hiç sevmediğiniz bir insan da olsa, sevmediğiniz bir grup da olsa, ne olursa olsun, onlarla ilgili beyanda bulunacaksanız adaletli olmamız gerekiyor. Adaletli olmak çok değerli. Victor Hugo'nun iyi olmak kolaydır ama zor olan adil olmaktır diyor. Demek ki sadece İslam ve Kur'an-ı Kerim'de de Victor Hugo'nun da adalet üzerine sözleri var. Onların da en mükemmel adalet vicdandır diyor. Devletin hazinesi adalettir diyor Konfüçyüs. Birkaç bin yıllar öncesine gittiğimizde. Bir de bir Latin atasözü var. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. Herkes için adalet dememiz gerekiyor. Değiştiriyorum. Bu Mazlum Der'in eski raporlarındandır. Şamil Basayadır. Çeçenistan'daki hak ihlalleriyle ilgilenen kısımda bir toplu. Onlar da bir soykırıma ve haksızlıklara uğruyorlardı Rusya tarafından. Marmara Üniversitesi raporu var. O dönemlerde de farklı raporlama konuları vardı. Çeçenistan'da ya da farklı ülkelerin mağduriyetleriyle ilgili. İnanç özgürlüğü o dönemde çok şiddetli uygulanıyordu. Bu rapor 99, bu da 97'deki bir dergimizden alınmadır. O zamanlar işte kağıt baskılarımız bu şekildeydi. O zamanlarda da raporlar yazılıyor. Tabii çok daha öncesinde mesela Batı Trakya'da yaşanan Türklerin yaşadığı, oradaki Türklerin yaşadığı sorunlara dair raporlar da yazıyordu mazlumlar. Dine oldu falan falan kez öldü. Kim öldürdü? Yok. Ne zaman öldürdü? Yok. Nerede öldürdü? Yok. Valla öldü. Böyle dersek olmaz yani. Onun için raporumuzun ayrıntılı olması lazım. Şimdi tam da bu Ramazan'da olur mu demeyin. Rapor dediğin şey bu canlı tavuğun pişirilip servis edilmesi halidir. Yani bu kadar işlenmiş, yani bunu işlediğinizde rapor tam da budur. Kriz var diye otomatik olağanüstüler oldu. Bunu şuradan da söyleyebiliriz. Mesela pandemide bir kriz vardı ama olağanüstüler olmadı. Olağanüstü hal kararnameleri, eskiden kanun hükmünde kararnameydi. Şimdi kararnameye dönüştürüldü. Olağanüstü hal kararnameleri çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunmakta. Artık olağan dönem kararnamesi değil, bir olağanüstü dönem kararnamesinden bahsedebiliriz. Bu kararnamenin bir özelliği de bildiğiniz gibi bu kararnamenin anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek hukuka aykırılığı nedeniyle Anayasanın 13. maddesi bu konuyu düzenliyor normal dönemlerde. Madde ve 15. madde. 13. madde düzeni normal dönemler için getirilmiş garantileri tamamen görmezden gelerek düzenleme yapmak devletin milletler arası yükümlülüklerine aykırı hareket edemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmakta. Bir daha doğrusu cümlede bulunmakta bu madde içinde. Şimdi bir kere ilk başta bu çekirdek alan yeterli midir? Halis Özkümüş. Halis. Dürdane Aydoğan. Olur olur. Olur olur gel. Beytullah Topaktaş. Alabilirim. Hocam buraya bastı. Fatma akşam vermez. Özkümüş. Hocam buraya mı? Kamp burada mı? Aa, akşam vermez. Tamam. Akşam vermez. Enes Alpsoy. Burada mı? Mehmet Sahip Çelik. Orada burada abi. Fotoğraf çeker. İrem Yayla iki defa mı çıkmış?
Evet, teşekkür ediyorum. Mazlum Derin, İnsan Hakları Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Ankara Şubesi'nin İnsan Hakları Okulu 6. hafta ile bugün sona erdi. Çok sevdi arkadaşımız, hocalarla verimli bir süreç oldu. Biz çok mutlu olduk, arkadaşların katılımından çok mutlu olduk. Yani bunun farkındalığın artması, insan hakları mücadelesine sağlanan katkılar ve Mazlum Derin bu yeni dönemdeki atılımlar için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün sertifikalarını da dağıttık. Yani süreç çok hızlı gelişti. Biz de zaten hala nefes nefese onun konularıyla uğraşıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz başından beri gösterdiğiniz ilgi ve takip için. Çok teşekkürler.